bugün burada Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak dünyanın birçok yerinde mazluma ulaşan, derdini dert edinen, onların sorunları yönetilen ve yardımcı olabilecek kişilerle onlar arasında bir köprü oluşturan, özellikle burada olmanızdan büyük şeref ve onur duyuyorum. Gaziantep Kudüs Platformu ve beraberindeki heyet Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret etti. Ziyarette ülke ve Gazze gündemi değerlendirilirken İHH'nın dünya üzerindeki mazlumlara yönelik çalışmaları anlatıldı. Ziyarette konuşan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Meral Ay, İHH ve Kudüs Platformu'nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı. STK olmak gerçekten fedakarlık istiyor başkanım. Bunu biliyoruz. Medyada 7/24 görev yapıyoruz. Hem de STK olarak görev yapıyoruz ama bizim de zaman zaman ulaşamadığımız yerlerde sizleri görüyoruz. Gerçekten bu çok önemli. Dünyaya giriş için bir nedenimiz var, bir sebebimiz var. Bunu bulmak, bu amaç uğruna bir şeyler yapabilmek çok önemli. Allah hepimizden razı olsun diyorum öncelikle. Gaziantep'te 35 STK'nın bulunduğu Gaziantep Kudüs Platformu adına açıklamalarda bulunan İHH İnsan Yardım Vakfı Gaziantep Şube Başkanı Murat Şahin, 7 Ekim'den beri devam eden Gazze'de soykırıma insanlığın sessiz kaldığını belirterek sözlerine şöyle devam etti. Haber alma haklarını onlara doğru ulaştıran bir kurum. Bu kurumun başında da siz ve yönetiminizdeki hepsini yakinen tanıdığımız abilerimiz, ablalarımız ve kardeşlerimize hayırlı olsun diyoruz. Biz gönül kur olarak Gaziantep'te 35 tane STK bir aradayız ve Gaziantep'in dertlerini, sıkıntılarını hep bir ağızdan insanlara aktarmaya çalışıyoruz. Bunun yanında Kudüs Platformu diye bir icra heyetimiz var. Muhammed Talha Hocam'ın başkanlığında biz Kudüs Platformu'yla 7 Ekim'den bugüne kadar Gazze'de yaşanılanları tüm dünyaya anlatabilmek için meydanlardayız. Ama meydanlara çıktığımızda sesimizi duyurabilmek için sizlerin büyük desteklerine ihtiyacımız var. Bu konuda da her zaman yanımızdaydınız zaten. Onun için ayrıyeten de teşekkür ediyoruz. Ve hep mazlumun yanında, mazlumdan taraf olduğunuz için ayrı bir teşekkürümüz var. Çünkü tüm dünyada medya İsrail'in ve onların lobisinin elindeyken Gaziantep'te böyle güzide bir ekibin elinde olması bizim için gurur verici, mutluluk verici. Oradan bir taş sökmüşüz elhamdülillah. Allah sizden razı olsun. Sizden ve muvaffakiyetler diliyoruz. Allah yapacağınız hayırlı hizmetlerde sizleri başarılı kılsın inşallah. 7 Ekim'den beri Gazze'de bir soykırım devam ediyor. Tüm dünya buna sessiz. Ses çıkartanlar da sadece vicdanlarını rahatlatabilmek için ses çıkartıyorlar. Bir etkisi olsun veya bu savaşı durduralım diye kimsenin bir çabası yoktur. Biz 7 Ekim'den beri meydanlardayız. İnşallah pazar günü 6 Ekim'de de demokrasi meydanında akşam namazında seccadeni al gel diye yine bir protesto gösterimiz var. İsrail'i protesto edeceğiz ve Gazze'nin yanında olduğumuzu onlara göstereceğiz. İnanın yapılan iş az değil. Biz burada bir protesto gösterisi yaptığımızda, kalabalıklara hitap ettiğimizde sesi Gazze'den geliyor. Bu konuda da basına teşekkür ediyoruz. Biz burada bir Alman Cumhurbaşkanı'nı protesto etmiştik. İsmail Haniye'den, Halit Meşal'den yaptığımız işle ilgili teşekkür dönüşü oldu bize. Bunu basın olmasa yapamazdık. Tüm Gaziantep halkına şunu rica ediyoruz. Biz bir, dua edeceğiz. İki, boykot edeceğiz. Biz boykotu ederken tarafımızı belli etmek adına, bu soykırımı yapanlara maddi bir ceza vermek adına bir boykot yapıyorduk. Şimdiye kadar onu yapıyorduk. Ama Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlaması ve telsizlerin patlaması şunu gösterdi ki ne?
Bunlar bu cari cihazlarında ve insanlık dışı bir devlet terörce bir hareket yapabilen bir devlet bizim gıdamıza, deterjanlarımıza neler yapmazlar? Kendi adımıza da korkumuzdan boykot yapmamız lazım. Lütfen bunu es geçmeyelim, boykota devam edelim. Elimizden geldiği kadar protesto gösterilerine ve Gazze'ye destek için meydanlarda olalım. Zaten dünyada 8 milyar insanın ben tek başıma ne yapabilirim dediği için 8 milyardan ses çıkmıyor. Herkes ben bu işin davanın gönüllüsüyüm deseydi, meydana onlar çıkmış olsaydı 8 milyarı meydanda görürdük. Ama herkes ben tek başıma ne yapabilirim diyor. Bu iş bir kişiyle başlar. Bütün uyuyanları uyandırmaya bir uyanık yeter. Biz nefsimizle, şahsımızla, ailemizle meydanlarda olacağız. Protesto gösterilerinin içinde olacağız. Ve Gazze için dua edeceğiz. Ve elimizden geldiği kadarıyla, ulaşabildiğimiz kadarıyla maddi olarak da, yardımlar olarak da, AFAD'ımızda, Kızılay'ımızda ve diğer STK'larımızın tamamının yaptıkları oraya yardımlar var. Bunları ulaştırabilmek için de elimizden geldiği kadar desteğimize devam edeceğiz. Tüm Gaziantep halkını pazar günü akşam namazında seccadesini alıp Demokrasi Meydanı'na gelmesini istiyoruz.